Hocam İngiliz Times gazetesi paketin özellikle başörtüsü yasağı ile ilgili kısımlarını öne çıkararak laik devlete saldırı olarak yorumladı. Independent ise Türk Başbakan başörtüsü yasağını kaldırdı diye başlık attı. Ya bundan bir sorun çıkmaz yani. Şöyle bir risk olsa olabilir. Mesela devlet dairesinde başörtülü hanımlar ayrı çalışıyordur. Başörtüsüler ayrı çalışıyordur. Mesela başörtülerle bir gerilim olursa. Yani başörtülüler başörtüsüzleri tahkir etmeye kalkarsa. Yahut işte devlet kadrolarında sadece başörtülü hanımlara önem verilip diğerlerine önem verilmezse. Yani böyle garip bir gelişme olursa o zaman zaten tedbir alınır. Kanuni hukuki tedbir alınır ama böyle bir şey yoksa bir avuç çok az sayıda kapalı hanım var ve çok efendi terbiyeliler ve çok ezikler işin doğrusu. Ya bırakalım rahat yaşasınlar. Mesela orada burada laf atıyorlar, canlarını yakıyorlar, üzüyorlar. Evet. İşte çok çirkin, çok fazla sözler duyuyoruz. Eskiden de öyle. Ya rahat rahat geçsinler başörtüyle geçsin. Her yere saygı duyulsun. Ama onlar da sakın ola ki başörtüsüzlere tavır almasınlar. Tabii. Yani ima dahi etmesinler. Yani onları sevdiklerini, değer verdiklerini göstermek. Çünkü nihayet her ikisi de haklı. Evet. Başörtüsüz de haklı, başörtülü de haklı. İkisi de Kur'an'a göre bu şekilde hareket edebilir. Mesela ben diyor, risk altında görmüyorum diyor kendimi diyor. Güven içinde görüyorum, başörtümü çıkarıyorum diyor. Doğru, haklı. Öbürü diyor ki ben risk altında görüyorum diyor. Başörtüsünden gezeceğim diyor. O da haklı. Evet. O zaman içtihatlarına birbirine saygı duysunlar. Tabii. Çünkü ikisi de haklı. İkisi de %100 Müslüman. İkisi de günahkar değil. Evet. Yani bunu hissettirmek çok önemli. Ama bir Allah izin versin. Yani bundan kaynaklanan bir bölücü bir ruh, bölücü bir tavır olursa bu zaten dikkatten kaçmaz. O zaman tedbir alınır. Ama şu an mazlum insanları mağdur etmek bütün Türkiye'de yıllardan beri hep insanlara azap verdi, rahatsız etti. Ya hatta komünistler bile rahatsızlar şu başörtüsünden dolayı, hanımların evet. rahatsız edilmesinden dolayı. Tabii. Ateistler de rahatsız, herkes rahatsız. Ya bırak istediği gibi yaşasın kardeşim, sana ne? Değil mi? Ya devlet dairesine niye giremezsin ya? Ne kadar üzücü, mahcup edici bir şey. Kapıdan giriyor, hanımefendi siz dışarı çıkın. Niye? Tabii. Başörtüsü var. Ya bir genç kızı böyle rencide etmek ne demek ya? Çok çok büyük bir olay. Ya büyük bir hakaret bu. Tabii okuma hakkını. Ya kardeşim düşün, orada onu görenlere de çok hakarettir bu. Bir tek ona değil. Tabii ki. Onu görenlere de hakaret etmiş oluyorsun sen. Ne kadar gergin ve soğuk bir ortam. Okulun önünde çocuklar geliyor, başörtüsünden çıkıyor. İnsan acıyor ya. Yani çok ayıp. Günah, çünkü azap çekiyor o çocuk. Ya başörtüsünü çıkarttığı için azap çekiyor. İnancına göre, çünkü yapmaması gerekiyor. Ya elleme inancına göre, niye mahcup ediyorsun? Çıkarıyor başörtüsünü, bütün millet görüyor falan. Utanıyor, ne yapacağını bilemiyor çocuk. Zor durumlarda kalıyor. Yani mesela yüzlerce insan bakıyor. Ya o kardeşim, onu kendini çok acayip hissediyor o anda. Başörtüsü olduğunda acayip hissediyor. Çünkü inanıyor ona, samimi inanıyor. Ya elleme. Öyle inanıyorsun, niye elliyorsun? Niye canını yakıyorsun? Bırak istediği gibi girsin. Değil mi? İyi oldu yani, o yönden güzel. Laiklikle zıtlaşan, tersleşen bir yönü yok. Gerçek laiklik uygulanmış oluyor. Tabii. O, değil mi? Gerçek laiklik uygulanmış evet. oluyor. Başörtülüye de başörtüsüze de devlet saygı gösteriyor. Öbürü laiklik değil ki. Yani laikliğin zıttı bir hareket olmuş oluyor. Laiklik ne demek? Devlet dindara da dinsize de aynı mesafede. E o zaman tamam, elleme. Başörtülü girsin, başörtüsü de girsin. Tabii. İnşallah. İnşallah.